Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden durumun üstünde tüken sonacak o ey milletinin. Yıldızıdır parlayacak benim bir o benim milletimdir ancak. Çatma kurban olayım, çevreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir günde bu şiddet bu cela sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka tapa milletimiz dilal. Çocuklar, değerli veliler. Öncelikle sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Siz büyüklere de selam ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı devam ederken 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani parlamentomuzu Ankara'da kurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin, Türk halkının ulusal iradesini, yani bağımsızlık iradesini simgeleyen çok önemli bir kurumdur. Atatürk, siz çocuklara olan güvenini göstermek için, sizler için bu önemli tarihi Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Ve her yıl gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında, çeşitli şehirlerde, Türk çocuklarının olduğu her yerde biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla, şarkılarla, şiirlerle kutluyoruz. Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü. Yani çok özel bir tarih. Bu sene biz çok daha coşkulu kutlamalar düşünmüştük. Ancak sizin de bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz özel şartlar nedeniyle, koronavirüsü salgınından kaynaklanan özel şartlar nedeniyle hükümetler bir takım tedbirler aldı, bir takım kısıtlamalara gitti. Dolayısıyla 23 sene biz bu sene her sene olduğu gibi kutlayamıyoruz. Ama bu çok önemli bir bayram olduğu için bir şekilde bunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Biz de onun için bir video hazırladık. Esen Başkonsolosluğu olarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söylüyoruz. Sizlere de aynı çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sizler de bulunduğunuz yerde İstiklal Marşı'nı okuyarak bize katkı verin. Bizim sesimize siz de katılın. Çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 19 Mayıs, bunlar dini bayramlarımız, bunlar bizim özel günlerimiz. Bu günleri mutlaka anmamız, yaşamamız, yaşatmamız gerekiyor. Çünkü bu günler bize Türkiye'yi, Atatürk'ü, devletimizi, Türkçemizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi hatırlatıyor. Bu değerlerimizi yaşatmamız açısından önemli. Aynı zamanda 23 Nisan bir uluslararası bayram. Bütün dünya çocuklarıyla beraber kutluyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bizim için sevgi, barış ve kardeşlik demek. Bu duygularla tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Bundan sonraki yıllarda çok daha coşkuyla, çok daha neşeli bir şekilde kutlayabilmeyi diliyorum. Hepinize sağlıklı, esenlikli günler temenni ediyorum.